Tabii ki sıcak bir gündemle soruyla sohbetimize başlamamız iyi olacak. Rusya-Ukrayna savaşı. Bu Ukrayna'nın işgali maalesef çok büyük bir kırılma yarattı. Yani Rusya tarihine kara bir sayfa olarak geçecek bu. Ona da açık açık dedik, bakın dedik. Montre var. Asla deldirmeyiz. Deva Partisi'ni kurmadan önce bizim küçük oğlanla her hafta sonu dağ bisikleti yapıyorduk. Fakat partimiz kuruldu kurulalı maalesef bisiklet keyfimiz çok azaldı yani. Bir şuna bakalım diyorum ya. Hangi ülkede insan fert olarak kıymetli? Değerli izleyicilerimiz, bugün bir kahve programımızın 3. bölümü vesilesiyle sizlerle beraberiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Büyükelçi Ali Tuygan. Ali Tuygan Bey benim hem Avrupa Birliği Bakanlığı döneminde hem de Dışişleri Bakanlığı döneminde çok sık görüştüğüm, bilgisinden, tecrübesinden çok istifade ettiğim bir büyükelçimiz. Kendisi uzun yıllar önce 1967 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başlamış. Genç bir diplomat olarak hem merkezde hem dünyanın pek çok bölgesinde çok önemli görevlerde bulunmuş. Brüksel'de, Washington'da, Bağdat'ta, NATO daimi temsilciliğinde meslek hayatında önemli pozisyonlarda görev yapmış. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmış ki o pozisyon çok önemlidir. Devletin bütün meseleleri oradan bir geçer şöyle. Müsteşar Yardımcılığı 2 kez siyasi işlerden sorumlu. Ki siyasi işlerden sorumlu Müsteşar Yardımcılığı Dışişleri Bakanlığı'nda çok kilit bir görevdir. Ama ondan da öte Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı da yapıp gerçekten Türkiye'nin dış politikasının en tepe noktasında görev almış bir büyükelçimiz. Yine büyükelçi olarak yurt dışında önemli görevlerde bulundu. Ottawa'da, Kanada'da büyükelçimiz oldu. Riyad'da, Suudi Arabistan'da, Atina'da, Yunanistan'da ve son olarak da UNESCO'da daimi temsilcimiz olarak, büyükelçimiz olarak görev yaptı. Yani Türkiye'nin dış politikasının en az son 50 yılına, emeklilik sonrası dönemi de katarsak, en az son 50 yılına şahitlik etmiş, önemli katkıda bulunmuş, çok çok kıymetli bir konumuz var bugün. Böylesine kıymetli bir konumuza tabii ki sıcak bir gündemle sohbetimize başlamamız iyi olacak. Rusya-Ukrayna Savaşı hemen yanı başımızda. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ve Birleşmiş Milletler Sistemi kurulduktan sonra ilk defa karşılaştığımız çok büyük bir hadise aslında. Tabii önce iyi analiz etmek gerekiyor. Yani bu iyi analizle ancak doğru politikalar oluşturulabilir kuşkusuz. Rusya bu operasyonu niçin başlattı? Yani siyasi hedefi neydi? Yakında söylediğinizin daha azıcık lütufkar sözler için pek çok teşekkür ederim. Ben de bugün burada sizinle birlikte olmaktan gerçekten mutluyum. Elbette yani bugünün dış politika gündemine Ukrayna konusuyla başlamamak olanaksız. Gerçekten Avrupa tarihinde önemli bir kırılma noktası bu. Ama önce şunu izninizle kayda geçeyim. Yani bu Rus işgali karşısında Ukrayna halkının, silahlı kuvvetlerinin gösterdiği kahramanca duruşa, bunun yanında sivil halkın gösterdiği sükunete, vekara, raflarında hiçbir şey kalmamış marketlerin önünde yüzlerce kişilik kuyruklar oluştururken sergiledikleri sükunete gerçekten büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum. Sizin sorunuza gelince elbette bu işin bir parça geçmişi var. Ve bunu belki Sovyetler Birliği'nin yıkılışına 1991'de tarih oluşuna bağlamak lazım. O tarihte Ukrayna ve Rusya ayrıldılar tabiatıyla. Fakat 1997 senesinde Rusya ve Ukrayna bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşmayla, ki Rusya'nın her zaman Sovyetler Birliği'ni demek lazım belki, en büyük deniz üssü Sivastopol'dur Karadeniz'de. Oradaki gemileri, tesisleri aralarında paylaştılar. O sırada Ukrayna'nın mali sıkıntıları vardı. Daha çoğunu Ruslar aldı bu gemilerin ve teçhizatın. Ama ondan sonra bir kira sözleşmesi yaptılar. Ve Rusya Ukrayna'dan Sivastopol'u 2017 yılına kadar kiraladı. 2010 tarihinde bu anlaşmayı zamanın Rusya Cumhurbaşkanı Medvedev ve Yanukovych 2042 yılına kadar uzattılar. İlk başta 2017, 25 yıl daha. 17 diyorlar. Arkasından 2010'da 2042 diyorlar. Bu anlaşma 5 yıllık dönemler için yenilenebilecek. Bence bu Rusya'nın en azından o aşamada Sivastopol'dan
ve aslında Kırım'dan kolay kolay vazgeçmeyeceğinin bir işaretiydi. Daha sonra sizin de gayet yakından bildiğiniz, izlediğiniz 2014'te işte Ukrayna'da bu meydan gösterileri, arkasından Rus yanlısı olarak bilinen Cumhurbaşkanı Yanukovic'in ülkeyi terk etmesiyle başka bir yörüngeye girdi bu olay. Ve neticede Ruslar Kırım'a el koydular. Yani orada bir de referandum yaptılar. Arkasından da Rus parlamentosu Kırım'ın ilhakını Rusya'ya katılmasını öngören bir yasa kabul etti. Şimdi o yasanın kabulü vesilesiyle Başkan Putin'in parlamenton ortak oturumunda yaptığı bir konuşma var. Yani bu 2015 yılında. Şimdi Kırım'ın ilhakına ilişkin kanun parlamentodan geçmiş ve kendisinin imzasını bekliyor. İlginç bir aşamada bu konuşmayı yapıyor ve şöyle söylüyor. Aziz dostlarım diyor, Ukrayna halkına sesleniyor burada. Söylediklerimi iyi işitiniz. Biz Ukrayna'yı bölmek istemiyoruz. Buna ihtiyacımız yok. Kırım'a gelince diyor, Kırım geçmişte olduğu gibi Rusların, Ukraynalıların, Tatarların toprağıdır diyor. Ama arkasından diyor ki milyonlarca Rus ve Rusça konuşan kişi Ukrayna'da yaşıyor. Ve yaşamaya devam edecek. Rusya daima siyasi, diplomatik ve yasal yöntemlerle onların çıkarlarını koruyacak. Ama bu çıkarları korumak Ukrayna'nın da görevidir. Ukrayna'nın istikrarının ve toprak bütünlüğünün temeli budur diyor. E şimdi yani evet 2015'te yapıyor bu konuşmayı. 3 gün sonra da zaten Kırım'ın ilhakını öngören yasayı onaylıyor. E şimdi bu konuşmayı zamanında değerlendiren bazı kişiler dediler ki bu işin Kırım'da bitmesi biraz zor görünüyor dediler. Çünkü o Rus azınlığı kullanarak yeni girişimlere başlamasını olası gördüler. Daha sonra yaptığı bazı konuşmalarda da Putin şöyle söylüyor. Yani bir sabah uyandı diyor Sovyet halkı. Bir baktılar ki diyor Kırım yani başka bir ülkede uyandılar diyor. Tabii bağımsızlığını kazandı bütün bu ülkeler. Kırım gitmiş diyor. Rusya'nın güneyinden bir takım topraklar diyor, Ukrayna'ya kalmış diyor. Kırım'ı zaten almışsınız ama arkasından Rusya'nın güneyinden topraklar diyece niyetinizin pek iyi olmadığı anlaşılıyor. Fakat doğrusunu söyleyeyim, Kırım'ın ilhakından sonra, evet Batılılar ne dediler? Her zaman bu ilhakı tanımıyoruz, bu yasal değildir, uluslararası hukuka aykırıdır dediler. Dediler ama bu söylemi ötesinde çok da fazla bir şey yapmadılar. Somut adım olmadı. Somut adım olmadı. Olmadı, Başkan Biden İktidara geldikten sonra ilk önemli dış politika konuşmasını bu Münih Güvenlik Konferansı vesilesiyle yaptı. Yani sanal ve orada işte Amerika döndü geriyeydi. Başkan Biden bir parça Çin'i ve Rusya'yı hedef gösterdi o ilk konuşmasında. Aynı forumda konuşan Merkel ve Macron, onlar daha farklı bir tutum izlediler. Tamam NATO'yu güçlendirelim ama Rusya'yla da diyalog kapısını kapatmayalım dediler. Dolayısıyla her şey aslında bir stratejik rekabete rağmen Rusya için kabul edilebilir bir düzeyde ilerlerken bu Ukrayna'nın işgali maalesef çok büyük bir kırılma yarattı. Ve benim kanaatim şu aşamada yani Rusya tarihine kara bir sayfa olarak geçecek bu. Çünkü herkes bugün ortaya çıkan can kaybını, şehirlerin harabeye dönüştürülmesini, bunlar 2. Dünya Savaşı'na, 1. Dünya Savaşı'na ait görüntülerdi. Onlardan farkı yok doğrusu. Yani burada bence Cumhurbaşkanı Putin bir hesap hatası yaptı. Ve Batı'nın karşısında bu kadar kenetlenmeyeceğini öngördü. Bu yaptırımları uygulamaya koymayacağını düşündü. Ve bir hesap hatası yaptı. Ve hem Avrupa'da hem de küresel düzeyde büyük bir kırılma yaratıyor. Bu kararın Rusya'da devlet yönetim yapısı açısından baktığınızda yani böyle Putin'in kendi şahsi bakışı, şahsi ihtirasları ve uzun yıllardır yani iş başında olmanın bunun bir sonucu olarak değerlendirebilir miyiz? Yoksa Rus devlet yapısının uzun vadeli bir strateji içerisinde büyük bir resmin içine konulabilecek bir adım olarak mı değerlendirebiliriz? Onu ben Putin'in kişiliğinin bunda ağırlık bir rol oynadığını düşünüyorum. Şimdi bu işgal olayı ortaya çıktıktan sonra tabii daha çok Batı basınından izleyebiliyoruz bunları. Yani Putin'in geçmişi, yaşadığı hayat, Sovyetler Birliği'nin dağılışına nasıl baktığı konusunda pek çok yazı var. Ki esasen kendisinin yazdığı çok önemli bir yazı var, yaptığı birkaç tane konuşma var. Sovyetler Birliği'nin dağılışını büyük bir felaket olarak nitelendiriyor. Dolayısıyla
bu gelişmeyi geri çevirmek için ne yapabilir? Bunun arayışında olduğunu düşünmek mümkün. Tabii ne oldu? Yani Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Putin şikayet etti, NATO kapılarımıza geldi diyor ama yani düşünelim şu Baltık ülkelerini. Eğer Baltık ülkeleri NATO'ya katılmamış olsalardı, bugün onlar da Ukrayna gibi bir işgalin hedef olabilir miydi? Bence olabilirlerdi. Onun için onlar çok erken bir tarihte NATO'ya katılmakla bence geleceklerini bir güvence altına aldılar. Fakat Ukrayna bunu yapma imkanını bulamadı. Çünkü işte orada Rusya'ya daha yakın bir yönetim vardı. Ülkenin ekonomik sıkıntıları vardı. Fakat Putin'in tarihteki Rusya'yı ihya etmek konusunda bir niyet içinde olduğunu düşünen pek çok kişi var. Ben başbakan yardımcılığım döneminde Moskova ve Kırım ayaklı bir program için Rusya'daydım. Kırım'da uçağımız Simferopol'e indi. Evet. Arkasından hem orada bir program yaptık. Bahçesaray, Kırım, yoğun yaşadığı bölgelerde güzel ziyaretlerimiz oldu. Yalta'ya gittik ve Sivastopol'e gittim. Sivastopol'deki Rus donanmasını görünce tam da bahsettiğiniz. Evet. Dedim bu böyle kiralık geçici bir askeri varlık değil. Evet. Yani bu askeri varlık kalıcı. Yani çok büyük bir alan. Devasa bir tesis. Yani onlarca savaş gemisi ve büyük büyük savaş gemisi. Yani burası Ukrayna'dır denilebilecek bir yer olarak değerlendirmemiştim. Zaten Rusların Kırım'ı işgali o Sivastopol'deki askeri gücünün Kırım'a yayılmasıyla ağırlıklı olarak gerçekleşti. Evet. Evet. Yani başka bir yerden girmedi Ruslar. Evet. Zaten var evet. olan askeri evet. birliklerini Kırım'da, Sivastopol'deki askeri birliklerini Kırım'a bir bakıma yayarak işgali gerçekleştirdiler. Ve orada uluslararası toplumun, özellikle de Batı'nın sessiz kalması gerçekten çok büyük bir hata oldu. Buradaki sessizlik gerçekten Rusya'nın bu dönemde yeni bir atak yapmasının bir bakıma yolunu yapmış oldu. Evet. Önünü açmış oldu. Tabii Ukrayna'daki bir başka önemli konu da hani Avrupa ile Rusya arasındaki ikilem. Neredeyse Doğu Batı ikiye ayrılmış bir toplum. Yani Doğu'da daha Rus ağırlıklı bir toplumken Batı'da etnik Ukraynalıların yoğunlukta olduğu bir toplum. Ancak bu Rusların uzun vadeli bir bakış açısıyla eski Sovyet coğrafyasında yeniden oluşturmaya çalıştıkları etki tabii hepimizin yakından izlemesi gereken bir konu. Evet. Ve şunu da yapıyorlar. Yani Rus vatandaşlığı verip insanlara. Evet. Eski Sovyet coğrafyasındaki insanlara, sonra o vatandaşlarını da koruma gerekçesiyle o ülkelerin iç işlerine müdahale olmaya başlıyorlar. Evet. Çünkü bunlar benim vatandaşım, tabii ki güvenliğini sağlamak zorundayım, haklarını sağlamak zorundayım diye. Yani burada biraz daha uzun vadeli bir bakışı da görmek lazım. Rusya-Gürcistan Savaşı döneminde ben Dışişleri Bakanıydım. Hatırlarsınız o dönemi. Gerçekten büyük bir tehlike atlatıldı o dönemde. Savaş başladıktan hemen sonra biz Başbakan'la beraber Moskova'ya gittik. Bir masa etrafında, masanın bir tarafında Putin, Medvedev, Lavrov, bir tarafında da başbakan ve ben oturduk. Bir de tercüman. Tam 3 saat. Uzun uzun onlara bu yaptıklarının Rusya'nın itibarını nasıl zedeleyeceğini ve uluslararası itibarı zedelendikten sonra da Rusya'nın hem ekonomisinin hem de uluslararası sistemdeki yerinin büyük zarar göreceğini anlattık. Hatta Putin'e dedim ki bakın siz dedim Rusya olarak Birleşmiş Milletler sisteminde özel bir yere sahipsiniz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden birisiniz. Ve bu pozisyonunuz aslında dünyanın bir başka yerinde. Bir başka ülke komşusunu işgal etmeye başlasa sizin Rusya olarak dur deme gibi bir göreviniz var. Böyle bir uluslararası sorumluluğunuz var. Yani Birleşmiş Milletler sisteminde böylesine özel sorumlu olan bir ülke olarak bütün uluslararası hukuku tanımadan, Birleşmiş Milletler sistemini tanımadan komşunuzu işgale başlamanız bu kabul edilebilir bir şey değil. İtibar kaybı yarın size hem ekonomik hem de uluslararası etki olarak dönecektir. Bunun sizin için hiç de faydalı olmayacağını düşünüyoruz dedim. Ertesi sabah Tiflis'teydik. Saakashvili o zaman Cumhurbaşkanı biliyorsunuz. Evet. Yani eli avuca sığması zor bir insan. Fazla bir özgüven var. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin gelip kendisini kurtaracağını, kendisini savunacağına inanan bir saplantısı var. Ona da açık açık dedik. Bakın dedik. Montre var. Asla deldirmeyiz. Asla. Montre olduğu sürece de uzaktan birilerinin gelip size yardım etmesi imkansız. Askeri güç dengesi de malum Rusya ile Gürcistan arasında. Peki ne yapalım? Sus. Sadece sus. Yani tahrik edici ifadeler kullanma. Bakın çalışıyoruz. Avrupa Birliği de çalışıyor. Ve bu çözülecek gibi görünüyor. Ama tahrik edici ifadeler kullanma bir. İki, Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenme. Çünkü size yardım edecek durum yok. Olmayacak yani. Çünkü Montre var ve biz Montre'yi deldirmeyeceğiz. Sonuçta birkaç hafta içerisinde olay sakinleşti. Rus birlikleri geri çekildi. Fakat
Güney Ossetya ile Abhazya biliyorsunuz bağımsızlıklarını ilan etti. Ruslar da tanıdı. Dolayısıyla aslında Gürcistan fiilen hesapsızlığının tabii bir bakıma bedelini ödedi. Ruslar da uzun vadeli hedeflerine doğru bir adım daha atmış oldu. Ve şu da var tabii, ben şöyle bakınca yani tamam, hani Putin'in kendi hedefleri söz konusu olabilir. Ama bir yandan da küresel ısınma ve tarımı düşündüğümüzde Ukrayna'da topraklar çok verimli biliyorsunuz. Evet. Bu siyah toprak denilen evet, çok kıymetli bir tarım evet, arazisi var ve çok geniş, çok büyük araziler. Bu araziler gittikçe de kıymetleniyor ve küresel ısınmada da uzun vadede kuzeye doğru göç projeksiyonları var. Yani insanlar özellikle Türkiye'nin de içinde bulunduğu şeritten, kuşaktan biraz daha kuzeye doğru göç etmek durumunda kalacak uzun vadede. Dolayısıyla şimdiden uzun vadede daha kıymetli olacak topraklara, tarım evet, açısından da çok stratejik olarak topraklara hakimiyeti de acaba bir devlet politikası olarak düşündüler mi, böyle içine içe bir planları var mı evet, diye de benim aklıma geliyor doğrusu. Bilmiyorum evet, onu nasıl evet, değerlendirirsiniz. Kırım her zaman Rusya'nın ve Sovyetler Birliği'nin bir toprağı olmuş. Yani alındığı tarihten itibaren bizden. Fakat işte Putin'in en fazla vurgu yaptığı konulardan bir tanesi bu. Diyor ki 1954 yılında Kruşev gayet keyfi bir şekilde Kırım Ukrayna'ya bağlanacaktır dedi diyor ve bağlandı diyor. Tabii diyor, bu Sovyetler Birliği'nin bütünlüğü içerisinde bir sorun teşkil etmiyordu belki. Ama ne zamanki Sovyetler Birliği ortadan kalktı ve Kırım Ukrayna toprakları içerisinde kaldı, işte o zaman bir sorun ortaya çıktı diyor. Ve o yüzden de belki yani o tarihi geçmişe de bakan Batılılar, benim kanaatim yani o konunun çok fazla üstüne gitmediler. Ama şimdi olan tabii bambaşka bir şey. Ve hakikaten Batı kendi içerisinde şu aşamada gayet birleşmiş görünüyor. Şimdiye kadar savunma sektöründeki faaliyetleri, yatırımları çok ölçülü olan Almanya büyük meblağlar ayırmaya başladı savunmaya. NATO birlikleri sınırdaş ülkelerde takviye ediliyor. Dolayısıyla fevkalade zor bir duruma gelindi. Bundan sonra ne yapacak acaba? Putin nereye gidecek? Ben de tam onu soracağım. Evet. Bundan sonra ne tür senaryolar karşımıza evet, çıkabilir? Yani bu evet, olay nasıl evrilebilir? Evet. Yani farklı farklı, mesela şuraya da gidebilir, buraya da gidebilir, şöyle de bitebilir diye. Hani evet, bir senaryo analizi yapacak olursak. Evet. Nasıl görürsünüz? Cevabı kolay olmayan bir soru bu. Çünkü ülkede kararı veren sadece Putin. Şimdi ne dediler Ruslar geçen hafta zarfında? Biz dediler Kiev'e çevresinden çekiliyoruz. Aslında operasyonun birinci bölümünü başarıyla tamamladık. Bundan sonra Donbas bölgesine yönleneceğiz ve oradaki işte Rusya'ya komşu ve Rusların, etnik Rusların yaşadığı bir bölge o. Donetsk ve Lugansk. Şimdi bu çekilme operasyonunu bazıları dediler ki hayır, birliklerini yeniden gruplandırıyor ve tekrar konuşlandıracak dediler. Bir kısmı da bu işi beceremeyeceğini gördü dediler. Şimdi aslında yani pek çok kişinin söylediği, Putin yıldırım bir harekatla Kiev'i ele geçirecek, orada kukla bir hükümet kuracak. Ondan sonra o hükümetle istediği şekilde bir yol haritası çizecekti. Belarus modeli. Belarus modeli. Ama bunu yapamadı. Şimdi benim yani günlerdir yazılarımda hep kullandığım bir cümle var. Putin aylardır dünyayı ne yapacağını tahmin etmeye zorluyor. Çünkü bilmiyoruz yani, net olarak söylemiyor. Şimdi bu askeri harekatı söylediği gibi Donbas bölgesine yoğunlaştırıp ki oradaki iki Luhansk, Donetsk, bunları bağımsız ülke olarak tanıdı zaten. Bunları da Kırım gibi ilhakını öngörecek. Yoksa Donbas bölgesinin ötesine de mi çıkacak? Yani o Güney Ukrayna, şimdi o dün ilk defa belki Odessa bombalanmış. Odessa'da gözüm var. Bazıları diyorlar ki belki Odessa'yı da ele geçirip Karadeniz kıyısından çıkaracak Ukrayna'yı. Bunların hakikaten büyük bir kesinlikle söylemesi bence imkansız. Ama bütün bu senaryolar gündemde. Yani Donetsk üzerinde yoğunlaşması, ondan daha fazlasını istemesi. Bir de tabii yani şimdi hep barış çabaları gündemde ama bu belki o kadar kolay olmayacak. Ve burada yani bugünkü şiddette devam etmese bile savaş,
bir savaş durumu belki daha yıllarca devam edebilecek. Yani ilk aşamada tabii önemli olan ateşkes sağlamak. Çünkü can kaybı çok fazla ama nereye varacağı konusunda bunu kimsenin kesin fikri yok. Çünkü bir kişi yani hükmediyor. Şöyle bir kısa bir kahve arası vereceğiz. Bu arada izleyenlerimiz için değerli Büyükelçimiz Ali Tuğgan'ın bir blogu var. diplomaticopinion.com. Pek çok konuyla ilgili değerli görüşlerini, izlenimlerini kendi blogundan da takip edebilirsiniz. Ben hemen bir kahve makinamız var burada. Birer kahve yapayım. Daha sonra Türkiye ile devam edelim. Hayır efendim. Evet, bu sefer çeşitlerimiz çoğalmış arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Geçen programımızda tek bir çeşit kahve vardı. Kapsülü koyuyoruz ki her defasında böyle taze kahve yapıyor. Şöyle basınca da çalışması lazım. İstanbul'da bisiklet keyfi... Çok güzel. Çok güzel değil mi? Çok güzel, evet. Gerçekten evet. Öyle. Yani beni gençliğime, çocukluğuma götüren bir şey yani. Ve diyorum ki bazen, bir de 78 yaşındasın diyorum. Kask, dizlik ve dirseklik. Evet, takıyor bir musunuz? Kask takıyorum. Öyle mi? Evet, bazen evet. Bir kasket giyiyorum falan yani. Evet. 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 Bisiklet çok keyifli. Biz de Deva Partisi'ni kurmadan önce, ben şöyle ikram edeyim size. Estağfurullah. Deva Partisi'ni kurmadan önce bizim küçük oğlanla her hafta sonu dağ bisikleti yapıyorduk. Evet. Böyle inişli çıkışlı. Fakat partimiz kuruldu kurulalı maalesef bisiklet keyfimiz çok azaldı yani. Evet. Bir pandemi geldi zaten dışarı evet, çıkamadık evet falan. Evet efendim evet. Bizim de evde böyle var bisikletler. Ankara'da maalesef düz yer bulmakta zorlanıyoruz. Ankara'da bir kıyı şehri evet, yok. Bir tek yok. Bu ODTÜ'nün evet. Gölü var biliyorsunuz. Ama efendim buraya zahmet ki yani bisiklet alacaksınız, arabaya koyacaksınız, gideceksiniz falan yani. Oysa evet. Evden çıkıp bisiklete binmek tabii büyük, büyük bir lüks. Evet. Büyük ben onu çalışma döneminde Chicago'da yapıyordum. Evet. Evim tam gölün kıyısındaydı, Michigan gölünün evet. Kıyısında. Dolayısıyla evden bisikleti alıp böyle en az 10 mil, 15 mil göl evet, kenarında evet. Çok yaptım. Onun keyfi başka oluyor. Arabaya bağla, sürekli. Evet. Yani epey bir proje haline geliyor. Yarım günlük bir proje haline geliyor yani. Ben de Kanada'da bindim. Fevkalade bisiklet yolları vardı. Ormanlar içinde böyle kilometrelerce gidebilirsiniz. Hmm. Bir de Riyad'da. Siz Ottawa'dayken değil mi? Ottawa'dayken ve Riyad'dayken. Riyad'da çünkü diplomatik site çok geniş bir alanda kurulmuştu. Yollar falan pırıl pırıl. İnsan yok sokaklarda zaten Riyad'da. Yaz ayları hariç. Yaz ayları hariç. yani bahar, ilkbahar, sonbahar falan da gece saat 9'dan sonra efendim yani mümkün değil. Ottawa'da da kışın zor oluyordu herhalde. Kışın tabii imkansız. Gerçi biz Ankara'da, karda da bizim küçük oğlanla çok evet. Bisiklete bindik. Karlı havalarda. Evet. O da ayrı keyfi oluyor yani. Sıkı giyinip evet. Böyle dağ bayır. Tabii yokuş zor oluyor. Yokuş yukarı çıkmak patinaj yapıyor ama yokuş aşağı rahat iniyorsunuz yani. Spor çok önemli. Bisiklet de güzel bir spor. Evet çok. Güzel bir spor. Ve bu belediyelerin bisiklet yollarına mutlaka daha çok yatırım yapması lazım. Ve araç trafiğiyle bisiklet trafiğinin de çok iyi organize edilmesi lazım. Evet. Yoksa bayağı tehlikeli olabiliyor yani. Bizde araç kullananlar bisikletlileri bazen dikkate almıyorlar yani. Evet. Yok varsa yollar. Evet, evet, o zaman evet, da evet. Tehlikeli olabiliyor. Böyle tahsisli bisiklet yolu en güzeli. Evet efendim gerçekten öyle. Evet yine konumuza dönelim Rusya-Ukrayna. Türkiye'nin bu işgal başladı başlaya, savaş başladı başlaya aldığı tutum doğru muydu? Daha farklı ne yapılabilirdi? Mesela bugün siz Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olsanız bakana, başbakana, cumhurbaşkanına ne tavsiye edersiniz? Şöyle bir durum var tabii. Birincisi Türkiye NATO'nun Avrupa Konseyi'nin bir üyesi. Bugüne kadar hep Batı camiasının bir üyesi olarak politikasını sürdürmüştür. Öbür taraftan da Rusya ile son 10 yıllarda gelişen ekonomik, ticari ilişkileri olmuştur. Dolayısıyla bizim için tabii bunların hepsini bir anda feda etmek kolay değil. Yani yaptırımlar bağlamında bunu söylüyorum. Kaldı ki Türkiye 3 tane çatışma ülkesinin ortasındadır. Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu. Her zaman dedirdi ki Türkiye'nin stratejik önemi tartışılmaz. Ama bu iki tarafı keskin bir kılıç. Yani öneminiz var fakat çatışma ortamında bulunmanız nedeniyle ödediğiniz bir bedel de var. Tekin biz bu bedeli Irak yaptırımlar konusunda ödedik. Yani Irak yaptırımları en çok Türkiye'yi vurdu. Petrol boru hattı yıllarca kapalı kaldı. Yugoslavya dağılırken oradan göçmenler Türkiye'ye geldi. Avrupa'ya ihracat, ithalat yolları Türkiye'nin Yugoslavya'dan geçmekteydi. Bunlar sekteye uğradı. Keza Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı bizim Kafkaslardaki olanaklarımızı çok sınırladı. Dolayısıyla Türkiye'ye dikkatli bir siyaset izlemek
durumunda. Ve bence iki taraf arasında bir barış, barış belki biraz iddialı bir söz ama bir ateşkes sağlayabilmek ve bu yıkımı, can kaybını durdurabilmek için Türkiye'nin bir takım girişimlerde bulunması bence yerinde. Sadece ben belki, yani önerim şu olurdu, bunların hepsini yapalım fakat biraz daha kapalı kapılar arkasındaki diplomasiye öncelik verelim. Çünkü eminim ben savaşı durdurmak için çaba harcayan pek çok ülke var. İsrail de var biliyorsunuz. Ben Hindistan'ın da bir takım çabaları olduğu kanaatindeyim. Çin bir parça Rusya yanlısı gibi görünüyor. Ama Çin'in de ben bu savaştan mutlu olduğunu sanmıyorum. Trump döneminden başlayarak Biden'ın geride bıraktığımız bir yıl boyunca da Amerika Çin'i stratejik rakip olarak gördüğünü ard arda söyledi. Ve bunu yaparken de kuvvetli bir dil kullandı. Dolayısıyla belki şimdi bir parça acaba keşke daha diyalog yanlısı bir, ya diyalog yolu kapatmadılar gerçi ama belki bu kadar sert söylemeseydik diye düşünebiliyorlardır. Çünkü belki Amerika'nın bu söylemi, yani Rusya'yı en büyük tehdit olarak görüyorum, Çin de benim en büyük rakibimdir. Tehdit ve rakip sözlerini kullanıyorlar. Zaten bunların yönetim biçimlerini de dikkate aldığımız zaman otoriter iki ülke. Bunları birbirine bir parça yaklaştırmış oldu Amerika. Ama Çin global ekonomide sizin çok daha iyi bileceğiniz büyük bir güç. Onun için global ekonomideki büyük çalkantıların Çin'in menfaatlerine hizmet etmeyeceği aşikar. Biden yönetiminin ilk aylarında kendi işlerinde yaptıkları stratejik değerlendirmelerde özellikle ekonomiyi ve teknolojiyi ulusal güvenlik gündemine alma kararı aldılar. Yani evet. Ekonomi ve teknoloji. Evet. Ulusal güvenlik. Çünkü evet. Buradaki aslında hedef Çin'di. Yani evet. Hem ekonomide hem de teknolojide. Evet. Amerika'ya en yakın rakip adını koymadan iki konuyu bir ulusal güvenlik meselesi ve önceliği evet, halinde evet. Getirdiler kendi iç değerlendirmelerinde. Tabii o yani Çin ayrı bir konu ve çok önemli. Bizim için de çok önemli. Evet. Yani zaten yeni savaşlardan söz edilirken artık tabii. Siz teknoloji ve ekonomi dediniz. Tabii. Yani sadece silahlarla yapılacak savaşlardan söz edilmiyor. Öyle, evet. Teknoloji, işte siber ortamlar, yani. Hep bunlardan söz ediliyor. Türkiye'ye dönecek olursak izninizle. Şimdi yani bu... Türkiye daha farklı ne yapabilir? Daha iyi ne yapabilir? Şimdi belki bir parça geriye giderek bu tabloya bakabiliriz. Şimdi bu Ukrayna işgalinin Batı ile Rusya arasında bir kırılma yarattığını görüyoruz. Çin, Hindistan, onlar bu kırılmanın dışındalar. Başka ülkeler de var bu kırılmanın dışında olan yaptırımlara katılmayan. Türkiye demin dile getirdiğim nedenlerle bu konuda dikkatli, dengeli bir siyaset izlemelidir. Fakat Batılıların ve özellikle Biden'ın şimdi çok fazla vurgu yaptığı bir konu var. Bu rekabet diyor, sadece Ukrayna'dan, Kırım'dan ibaret değildir. Bu demokrasi ile otoriter rejimler arasındaki bir mücadeledir diyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin burada kendisini nerede konumlandırmayı düşündüğünü bence iyice tartıp ona göre davranmasında yarar var. Şimdi siz yıllarca hükümette görev yaptınız. Şimdi filmi bir 10-15 sene geriye sardığımızı düşünelim. Neydi Türkiye'nin o tarihteki konumu? Türkiye Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamıştı. Hepimiz biliyoruz ki bu uçu açık bir süreçti. Türkiye'nin AB tam üyeliği çok uzun vadeli bir hedefti belki. Belki de hiçbir zaman olmayacaktı. Ama ne olursa olsun bu sürecin başlamış olması Türkiye'ye büyük bir güç kazandırdı. Prestij kazandırdı. Bu Brüksel zirvesinde Türkiye ile müzakerelerin başlamasına ilişkin kararın alındığı dönemde 17 Aralık bu, 2004. Evet, 17 Aralık 2004. Evet. Çok güzel söylediniz. Orada muazzam bir basın ilgisi vardı. Bir ilginç olan orada bulunan birçok gazetecinin, muhabirin Orta Doğu ülkelerinden gelmiş olmasıydı. Neticede tarihi geçmişi itibariyle sadece bir Avrupa ülkesi değil, Balkan ülkesi, Kafkas ülkesi Türkiye, Orta Doğu'ya da ait tabii kültürel bağlar var. Yani böyle bir ülkenin demokrasi yolunda mesafe kaydedip AB ile tam üyelik müzakerelerine başlaması
bütün dünyanın hakikaten ilgisini çekti. Şimdi ondan sonra maalesef işte bu akılcı ve doğru politika bir parça kaymaya başladı. Türkiye'nin bu Avrupa Birliği ile başlatmış olduğu süreçte bir geri kayma başladı. Oysa yani demiştik ki zamanında, siz çok iyi hatırlayacaksınız. Tamam, biz Kopenhag kriterlerine tamamen bağlıyız ama günün birinde bakarız Kopenhag kriterleri, Avrupa Birliği bizi almayacak. O zaman o kriterler Ankara kriterleri olur. Yolumuza devam ederiz demiştik. Maastricht kriterleri de İstanbul kriterleri evet, dedik. Yani evet. Ekonomik kriterler İstanbul, evet. Siyasi kriterler Ankara. Şimdi doğru. Bunlar tabii hepsi geride kaldı. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Gerçekten Türkiye'nin önünde 15 yıl öncesinde olduğu gibi tarihi bir fırsat var. Bu demokrasi, otoriter rejimler, bunlar arasında rekabet. Ki Türkiye bir Avrupa Konseyi üyesi, NATO üyesi. Yani Türkiye eğer demokratik restorasyona gecikmeden başlayabilirse kendisine hakikaten çok büyük bir kazanç sağlayabilir. Ben hep şunu söyledim AB süreci konusunda. Eğer biz o yolda üyelik, tam üyelik konusu bir yana kararlı biçimde devam etseydik, Türkiye Orta Doğu'nun kutup yıldızı olacaktı. Hepsi bize bakacaktı. Evet. Tamam, burada bir önemli geri kayma oldu ama bugün benim kanaatim aynen böyle bir fırsat var ve Türkiye bunu değerlendirmeli. Yani bu tabii siyasetin bileceği bir şey, bizlerin değil. Evet. Ama ne olursa olsun iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye'nin demokrasiye dönmesi gerekiyor. Yani evet, benim kanaatim bu. Bu çok önemli bir nokta gerçekten. Çünkü dünyada popülist alışkanlıkları olan, otoriter eğilimleri olan liderlerin sayısı çok. Ve bu liderler şöyle çıkıyor toplumun karşısına. Diyorlar ki bütün gücü bana verin. Ben şahsen hepsini düzelteceğim. Toplum açısından da bu hani oldukça basit bir öneri, yani hani çok karışık değil, fazla zihni yormaya gerektiren bir öneri değil. Ben destek vereceğim, o da her şeyi çözecek. Ama aynı zamanda diyor ki ama bana kimsenin engel olmaması lazım. Ben öyle yani sivil toplumdu, medyaydı, hatta yasalardı, hukuktu falan uğraşamam yani. Meclis bana ayak bağı olmamalı. Dolayısıyla yetki alıp aklıma geleni yapmalıyım. Şimdi bu şekilde başarı üretmek, ülke için iyi sonuçlar almak normal şartlarda mümkün değil. Ama bazı ülkelerin petrol veya doğalgaz geliri oluyor. Yani hazır akarı var. O ekonomik imkanları da belli bir şekilde halka yansıttıklarında bu rejimlerin sürdürülebilirliği de oluyor. Ama Türkiye gibi ya da bizim coğrafyamızdaki pek çok ülke gibi, yani sadece ve sadece ekmeğini taştan çıkartmak zorunda olan, ancak yatırımla, üretimle, ihracatla ayakta kalmak zorunda olan ülkeler için öngörülebilirlik en önemli konu. Yani ekonomik sonuç elde etmek sadece öngörülebilir bir ülke olmakla mümkün. Öngörülebilir bir ülke olmak da ancak hukukla oluyor. Hukuk devleti olmakla mümkün oluyor. Kurumların güçlü olmasıyla oluyor. Yani güçlü bir Merkez Bankanız olacak. Elbette. Güçlü bir hazineniz olacak. Güçlü bir Dışişleri Bakanlığınız olacak. Güçlü bir ordunuz olacak. Silahlı kuvvetleriniz olacak. Yani bütün bu güçlü kurumlar ve kural bazlı bir yönetim felsefesiyle ancak ülkelerin çıkışı mümkün. Bunu biliyoruz. Ancak her ne kadar Sayın Biden işte bu demokrasiyle otokrasinin güç savaşıdır dese de kendi ülkelerinde yaşadılar bunu. Evet. Yani kendi önündeki evet. Başkan bayağı otokratik eğilimlerin her türlüsünü sergilemiş bir başkanlık dönemi yaşadı. Ve Biden'ın ilk seçildiği ay bizim bu eski Dışişleri Bakanlarından oluşan bir grubumuz var. 30 ülkeden 30 Dışişleri Bakanı. Demokrat görüşü ağır basan ve zamanında iyi işler yapmış Dışişleri Bakanları. Ben orada şunu dedim Biden hemen seçildikten sonra. Dedim tamam, Biden seçildi. Biden kazandı ama şimdi Amerika'yı kazanması gerekecek. Evet. Yani demokrasinin ekonomi olarak ya da güvenlik olarak başarı üretmesi gerekecek. Yani demokrasiyi savunan, demokrasiyi isteyen liderlerin veya siyasi partilerin ülkeleri için başarı ortaya koyması gerekecek. Eğer bunu başaramazlarsa, ki en önemli iki kaygı, hani ekonomi ve güvenlik, belki kaygı sayısını çoğaltabilirsiniz. Göç mesela başka bir önemli kaygı, göç meselesi. Yani bu konularda sonuç üretemezse demokrasi savunanlar, demokrasi çözüm üretemezse döner dolaşır ülkeler tekrar bir başka otokrat aramaya başlayabilir demiştim o ilk toplantıda. Bunun için de çok iyi hazırlık gerekiyor. Yani bakıyoruz maalesef dünyada seçimi kazanan ama seçimden sonra performans ortaya koyamayan, demokrasiyi savunan liderler ve partiler var şu anda. Tamam. Seçimi kazanıyorlar ama iyi bir hazırlık yoksa ellerinde, performans ortaya koyamıyorlarsa
vatandaşlar hemen bir başka güçlü adam aramaya başlıyor. Ya da güçlü bir kadın aramaya başlıyor. Ya bir kişi gelsin çözsün, çok uğraşmayayım diyor yani. Evet. İşte Türkiye'nin önünde de böyle önemli bir sınav var. Yani Türkiye bir bakıma hem yeniden bir hukuk devleti olmanın mücadelesini vermek zorunda. Hukukun üstünlüğünün yeniden bu ülkede yaşatılması. Yeniden derken hatta geçmişe doğru bile çok daha yüksek standartları hedeflememiz gerekiyor. Temel hak ve özgürlükler konusunda gerçekten uluslararası standartlarda uygulamaları hedeflememiz gerekiyor. Demokrasimizin iyi işlemesi gerekiyor. Demokrasi tabii sadece seçim değil. Seçimi kazanıp cebine oyları koyup arkasını dönüp 5 sene sonra tekrar görüşürüz dememesi lazım seçilen insanların demokrasilerde. Sivil toplumla, meslek örgütleriyle iç içe çalışmaları lazım. Medyanın özgür olması lazım ki medya sorunları görecek, tespit edecek, duyuracak, yorumlar serbest olacak, problemler rahatça dillendirilecek ki çözüme ulaşılsın. Dolayısıyla bütün bunları hedefleyen bir yönetim anlayışı önümüzdeki dönemde Türkiye için şart. Evet. Ben o Dışişleri Bakanlığı döneminde ve hatta 2012-2013'e kadar yurt dışı temaslarında hep şunu söylüyordum. Diyordum ki Türkiye free debate country diyordum. Yani özgür evet. tartışma ülkesi. Evet. Biz de gelin Türkiye'ye diyordum. Otel odasına oturun. Kanallara basın. 400 tane televizyon kanalı göreceksiniz. 1100 tane radyo kanalı göreceksiniz. Ekranların başında en az eş zamanlı 20 tane tartışma programı var ve insanlar her şeyi özgürce tartışıyor. Özgürce tartışan bir ülkenin yarınlarından korkmayın diyordum insanlara Türkiye'yi anlatırken. Çünkü özgürce tartışan bir ülke kendisi için doğruları bulur. Yanlışlar yapsa bile hemen tekrar doğru uygulamaya geçer. Çünkü yanlışlar konuşulur dedir ya dur bir dakika hata yaptık diye. Yanlışlardan kolay döner diye. Şimdi bunu maalesef kaybettik. Yani bu özgürce tartışabilme yeteneğini Türkiye son yıllarda önemli ölçüde kaybetti. Yani basın üzerindeki baskı olsun, sivil toplum ve meslek örgütleri üzerindeki baskı. İnsanların rahatça kendilerini ifade edememeleri sorunların çözümü önünde büyük bir engel olarak şu anda karşımızda duruyor. Dolayısıyla bu otokrasi, demokrasi mücadelesini biraz da biz Türkiye içerisinde şu anda veriyoruz. Yoğun bir mücadele evet. olacak öyle anlaşılıyor. Önümüzdeki seçimlerde de bu çok çok belirleyici olacak. Yani Türkiye nihayetinde özgür dünyanın, demokratik dünyanın bir parçası mı olacak? Evet. Yoksa temel hak ve özgürlüklerin baskı altında olduğu, demokrasinin böyle ağır aksak işlediği bir ülke olarak mı devam edecek? Son derece kritik bir dönemi şu anda evet, yaşıyoruz. Yani evet. Türkiye'nin kendine doğru bir yol seçmesi, evet. içinde bulunduğumuz coğrafya açısından son derece önemli. Bahsettiniz bir tarafta Balkanlar, bir taraftan Kafkaslar, bir taraftan Orta Doğu. Gerçekten zor bir coğrafyadayız. Onun için Doğu Kemal Atatürk'ün bu yurtta sulh, cihanda sulh ilkesi tekrar tekrar düşündüğümüzde ve yaşadığımızda çok önemli olduğunu tekrar görüyoruz. Yani elbette. Türkiye eğer kendi içerisinde güvenilir, istikrarlı bir ülke olursa bütün coğrafyaya elbette. Faydası oluyor. Ama kendi içinde tartışmalar olduğu, kendi içinde belirsizliklerin olduğu, öngörülemez bir ülke olduğunda da çevreye de çok faydası olmuyor, kendine de faydası olmuyor. Evet. O dönemde gerçekten Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci yakın coğrafyadan çok yakın takip edildi. Mesela model ülke ifadesini kullanmak çok doğru değildi model ülke. Ama yabancı basın yazıyordu Türkiye model ülke oldu diye. Evet. Biz daha çok ilham kaynağı ifadesini evet. seviyoruz. İlham evet. kaynağı. Baktınız evet. Evet. Hatta 2014'te aynen. şunu yaptık. Dünya Bankası Türkiye'nin bir reform kitapçığını yayınladı. Bob Zoellick. Belki bilirsiniz Dışişleri Bakan Yardımcısıydı Amerika'da. Sonra Dünya Bankası Başkanı oldu. Evet. 2014'te geniş bir kalın bir kitap yayınladılar. Fasikül fasikül. Türkiye reformlarından hareketle başka ülkeler ne yapabilir? Şöyle demiştim ben onlara. Ya siz bir sürü nasihatta bulunuyorsunuz ama bir işleyen örnek bin nasihattan daha iyidir. Evet, bizim kendi evet. atasözümüz var ya. Evet. Dolayısıyla bu işleyen örneği insanlara anlatırsak, başka ülkelere anlatırsak onlar muhtemelen daha kolay ikna olacaktır. Ve 20'den fazla ülkede biz teknik destek çalışması yaptık o dönemde. Yani Dünya Bankası bakıyordu örneğin sosyal destek konusunda Afrika'da bir ülkede sıkıntı var. Bizim arkadaşlara haber veriyorlardı. Ya eğer bir 3-4 kişilik ekip kurarsanız biz organizasyonu yapalım. Siz gidin Afrika'da şu ülkeye sosyal destek konusunda bir 3 günlük program yapın diye. Biz hemen ekibi oluşturduk, gönderiyorduk. Ve bu şekilde 20'den fazla ülkeye kendi tecrübe paylaşımımızı ne güzel, yaptık. Evet. Çok güzel. Onun için Türkiye'nin yeri önemi tabii çok büyük, çok yani kilit öneme sahip bir ülkeyiz. İyi şeyler yaparsak etrafa faydamız oluyor. Ama kötü şeyler yaparsak kötü örnek de olabiliyoruz. Kendimize de zarar veriyoruz. Böylesine de kritik bir dönemeçteyiz şu anda. Kraldı ki bütün bu söyledikleriniz Türkiye'nin yumuşak gücüyle doğrudan ilgili. Tabii. Çünkü tabii. şimdi Türkiye'nin stratejik bir önemi var deniyor. Evet. Ve bu stratejik önemin hemen arkasında söylenen işte Türkiye'nin güçlü silahlı kuvvetleridir. Şimdi güzel ama Türkiye yani yıllardır, 10 yıllardır savaşmış bir ülke değil. Bu bölgede her zaman güçlü bir silahlı kuvvete sahip olmak bir güvencedir. Ama
Türkiye'nin aynı zamanda yumuşak gücü olması lazım. Türkiye'nin bu yumuşak gücü vardı. Onun da dayandığı husus Türkiye'nin demokrasiydi. Yani onun bize sağladığı saygınlık çerçevesinde Türkiye'ye birçok diplomatik girişimi daha büyük bir rahatlıkla yapabiliyordu. Şimdi biz Suriye Savaşı'na taraf olduk. İnanılmaz bir bedel ödedik. Rusya ile ilişkiler babında da tabii bir bedel ödendi buna. Askeri gücümüzü test ettirdik. Evet. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra belki de ilk defa bir Mavi Marmara Meselesi'nde evet. Suriye'de askeri gücümüz ilk defa bir test edildi yani. Test edildi. Sadece onunla da kalmadı. Suriye'deki müdahalede işte Rus uçağının düşürülmesi, Karlov'un suikast neticesinde öldürülmesi, tabii. Arkasından S-400'ler geldi ki hepsi bunlar şimdi Türkiye'nin başına birer. Borçlanıyorsunuz, sonra bedel ödüyorsunuz. Evet, yani. Maalesef öyle oldu. Yani o yumuşak güç çok önemli ve bu demokrasiyle doğrudan doğruya bağlı bir şey ki biz o sayede hatırlayacaksınız. Yani bir ara Suriye ile İsrail arasında kolaylaştırıcılık görevi tabii. Yapıyorduk. Yani doğru. Bunlar Türkiye'nin yumuşak gücünün inandırıcı olduğu dönemlerin güzel anları maalesef şimdi. Ben bazen sözün gücü de diyorum bu yumuşak güce. Yani itibarın, saygın olmanın ve etkili olmanın verdiği güç. Kimi zaman askeri gücün ya da ekonomik gücün de üzerinde sonuçlar alabiliyorsunuz. Elbette. Çünkü ekonomik güç ölçülebilir, sınırlı. Askeri güç de caydırıcı güç olarak çok kıymetli ama bir test ettirdiğiniz zaman daha ölçülebilir hale geliyor. Ve caydırıcı gücünüz belki eskisi kadar anlamlı olmayabiliyor test edildikten sonra. Fakat sözün gücü bunların hepsinden daha etkili olabilir. O da önce dediğiniz gibi kendi içinizde demokrasi, hukuk, yani kurala, hukuka elbette. Saygı, uluslararası hukuka saygı. Oradan aldığınız güç de o itibarın gücüyle olaylara müdahil olma, adil olabilme. Yani size adil bir üçüncü taraf olarak ülkelerini görmesi çok kıymetli bir şey. Evet. Yani Türkiye her zaman doğruyu söyler. Türkiye... Evet. Hukuk neyse onun gereğini yapar. Türkiye gerçekten istediği takdirde tarafsız bir duruş ortaya koyabilir algısı çok çok kıymetli bir şey. Ve bunu gerçekleştirdiğimizde zaten kendimize çok güzel ekonomik sonuçlar oluyor. Uluslararası evet. Kuruluşlardaki görünürümüz, etkimiz de artıyor. Bizim biliyorsunuz bir de 2007 yılında meşhur bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliği seçimlerimiz vardı. Evet, evet çok iyi hatırlıyorum. Yani 192 ülkede kampanya yapmıştık. Tabii. Ben bakan olmadan önce başlamıştı çalışma Sayın Gül'ün Dışişleri Bakanlığı döneminde. Bizim dönemde de yoğunlaştırdık artık tam seçim dönemine yaklaştık. Ben bir hafta New York'ta kamp kurdum. Her bölgenin büyükelçilerini, daimi temsilcilerini ayrı ayrı topladım. Diyelim ki Afrikalılarla bir kahvaltı yaptık. Latinlerle bir öğle yemeği yedik. İşte Kuzey Amerikalılarla akşam yemeği yedik. Mesela diğer iki rakibimiz vardı. Onlar büyük bir resepsiyon verdi. 192 ülkenin daimi temsilcisine gelirken hoş geldin, giderken güle güle. Biz kamp kurduk. Çünkü oyu kim kullanacak dedim. Arkadaşlara sordum. Daimi temsilci kullanıyor. Tabii. Bizzat yani ülkeye işareti koyuyor. Evet. Kapalı zarfta kutuya evet. Atıyor. Tamam. Demek ki peki o anda kendi başkentiyle bir irtibatı var mı? Yani o sadece bir etik irtibat. Yoksa bir evet. Lojistik bir bağ yok. Yani kendi vicdanının da rahat olması lazım. Sadece talimat değil vicdanın da rahat elbette. Olması lazım. Dolayısıyla sadece başkentlerde değil bir de o New York'ta yaptığımız çalışmalarla bir bakıma gönüllere kazandık. Örneğin Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne seçilmesinin Latin Amerika'ya faydası ne olacak? Neden Afrikalılar bundan istifade edecek? Niye Avrupa için faydalı Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olmalı? Böyle segmentasyon ve evet, hedef kitleyle evet. iyi bir tanıtımla en son o New York'taki kampımızı da tamamladık. Evet. 2008 Ekim'di yanılmıyorsam seçimler. 192 ülkenin 151'inin oyunu aldı. Evet. %79. Çok büyük başarıydı gerçekten korkunç. Türkiye için. Evet. Tabii kampanya önemli ama kampanyada anlatacak şeyiniz olması lazım. Evet. Yani arkada bir başarı hikayesi olması evet. lazım. Yaptığınız güzel şeyler olması lazım. Çünkü sadece yarınlarla ilgili ifadeleriniz şunu yapacağız, bunu yapacağız iyi de yani herkes söylüyor. Ama bakın biz şunu yaptık, bunu ettik, şurada katkımız oldu. İşte TİKA'yla şu ülkede şunları evet. yaptık, şu ülkede arabuluculuk yaptık. Şurada bizim sivil görev gücümüz vardı güvenlik için gibi böyle örneklerle Türkiye'nin pozitif katkılarını, yaptıklarınızı, ekonomideki başarınızı, demokrasideki başarınızı anlattığınızda insanlar etkileniyor. Ve tarihi bir başarı elde ettik. Hatta o zamanlar bakmıştık 2008'den 10 sene önce 1998'de İsveç bizim kadar bir oy alabilmişti. 10 yıl sonra da Türkiye ilk defa o kadar büyük bir oy almıştı. Yani o yumuşak gücümüzün evet. zirvede evet. olduğunun en önemli kanıtlardan birisi evet. herhalde o seçimi kazanmamız ve 2 yıl orada oturduk. Daha sonra biliyorsunuz tekrar bir denendi. Yani siz ayrıldınız, ben ayrıldım. Hezimet. Evet. 30 tane mi ne oy aldılar? Olmayacağı belliydi ama. Ve dedim ki ya bir sene bir yani. Yani çok erken girildi. O zaman oturmuştuk bakanlıkta o zaman biliyorsunuz. Yani strateji planlama tabii.
birimleri vardı bakanlığın yani. Demişti ki bunu Türkiye bu gücünü korursa 10 yılda bir girmeli. 10 yılda bir olduğu zaman elbette. Yani hem fazla yani hem iddialı olur ama bir yandan da daha erişemediği bir gücün gösterisine girmemiş olur diye baktım 10 yıldan önce girmiş Türkiye seçimi. Ya dedim nasıl oldu? Arkadaşlar dedim niye bu kadar erken? O 2 yıl bitmeden girdik galiba. Yoksa i̇ki, arada bir devre arada, oldu mu? Arada kısa bir süre oldu. Yani ondan mümkün sonra değil böyle bir şey. Dedim ya bunu bir evet olmaz. Doğru çok yanlıştı. Yani bugünkü belki 20 sene 30 sene evet. sonrasının Türkiye'si olur. Mesela Japonlar sanırım her 5 yılda bir giriyorlar. Evet. Yani o, çünkü işte ekonomisi var. Bütün dünyaya yardım var. Şu var var. Ama Türkiye'nin dedim şey o. Ve zamansız girildi. Ve büyük bir hezimet. Tabii Türkiye'nin maalesef. Algısı da bozulmuştu. Yani evet, başvurduğu evet, tarihle tabii, 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 tabii. Seçimin olduğu tarih arasında tabii. Türkiye'nin algısında da büyük bir bozukluk olmuştu. Ve haksız. Büyük bir yenilgi oldu Türkiye açısından. Onun için bu itibar çok önemli. Yani bizim yurt dışında yaşayan çok vatandaşlarımız var biliyorsunuz. Türkiye'de işler iyi gidince, Türkiye itibarlı olunca onlar böyle Almanya'nın sokaklarında, Fransa'nın, Hollanda'nın sokaklarında böyle başı dik yürüyor. Elbette. Ama burada işler kötü olunca da boyunları bükük oluyor. Evet, evet. Yani çalıştığı yerdeki arkadaşları, okuldaysa, öğrencisi, okuldaki arkadaşları, komşuları ya işte sizin Türkiye diyorlar işte bak duruma evet, bak diyorlar. Ama öbür türlü ya aferin ya sizin Türkiye iyi gidiyor. Evet, diyorlar. Evet. Yani bütün dünyadaki bir bakıma vatandaşlarımızın evet, onuru evet. ve özgüveni açısından da çok önemli. Bir şey, yani doğruları söylemek dediniz biraz önce diplomaside. Yani bir küçücük anımı anlatayım. Bu Irak'ın işgalinden sonra Kuzey Irak'taki gruplarla 2003 sonrasında onlarla çok yoğun bir dönem temaslarımız oldu. İşte Barzani'nin heyetleri geldi, Cemal Talabani'nin rahmetli onun heyetleri geldi. Hepsiyle görüştük. İşte bugün Irak Cumhurbaşkanı olan zat başkaları hep geldiler gittiler. Bu arada Barzani grubundan da sık sık Hoşyar Zebari gelirdi Türkiye'ye. Hmm. Ve yani her zaman anlaşamazdık. Oturduğumuz o masa etrafına. Dışişleri Bakanlığı da yaptı. Biz evet. aynı dönemde onunla Dışişleri Bakanlığı. Evet. Hoşyar Zebari. Ondan sonra dönem değişti. İşte Irak'ta seçimler falan yapıldı. Hoşyar Zebari Ankara'ya Dışişleri Bakanı olarak geldi. Ve ne söyledi efendim biliyor musunuz? Yani dedi sizinle her konuda anlaşamadık. Ama Dışişleri Bakanı olduktan sonra bütün Irak Hariciyesi'nin arşivlerine ulaşmak imkanım oldu. Ve şunu gördüm ki bize burada söylediklerinizle başkalarına ve açık ortamlarda söyledikleriniz arasında hiçbir fark yok. Her zaman aynı şeyi söylemişsiniz güven. Dedi. Evet güven. Yani mutabık olmayabilirsiniz ama yani doğruları kendinize göre hep aynı şeyi söylemek bence önemli. Tabii ki. O da bunu söyledi yani. Tutarlılık çok önemli. Evet. Yani buradan belki iç siyasetle yani içerideki gündemle dış politika konularının yani birbirine karışmasının nasıl zarar verdiğiyle ilgili de belki konuya girsek iyi olur diye evet. Düşünüyorum. Yani bu iç politika kaygılarıyla içerideki zemin kaybını, içerideki destek kaybını dış politikada üretilen konularla, krizlerle, atraksiyonlarla bir bakıma örtülmeye çalışılması, insanların önüne bir dış politika konusunun konup diğer sorunların üzerine kapatmakta kullanılması o da gerçekten ülkenin itibarına çok zarar veriyor. Yani bu bizim önümüzdeki süreçte baktığımızda düzeltilmesi biraz vakit alacak bir konu olarak görüyorum. Yani bakıyoruz işte içeride eğer siyaset kutuplaşma üzerine ise, ötekileştirme üzerine ise, sürekli bir düşman arama üzerine bir iç siyaset yürüyorsa ki biliyorsunuz siyaset bilimciler bir umut siyasetinden bahseder, bir de korku siyasetinden bahseder. İşte umut siyaseti daha iyi bir gelecek ümidi oluşturma, gerçekten iyileştirme ve o iyileştirmenin verdiği kredibiliteyle de yeniden daha iyi bir gelecek ümidi vererek böyle bir pozitif sarmal. Ama bir de korku siyaseti var. Yani insanları bir şeylerle korkutarak ancak desteğini almaya devam edebiliyorsunuz. Bu korku bazen içeride üretilmiş bir gerçek ya da hayali düşman olabiliyor ya da dışarıda üretilmiş bir gerçek ya da hayali düşman da olabiliyor. Bir şeylerle korkutmanız gerekiyor. İşte yakın geçmişimizde maalesef onları da gördük. Yani ülkeler hedef tahtası haline getirildi, düşman ilan edildi. Propaganda makinesiyle bir ülke şeytanlaştırıldı. Ama döndük dolaştık keskin U dönüşleriyle o ülkelerle ilişkileri nasıl toparlarız? Nasıl tekrar iyileştiririz? Çünkü bunun bedeli ödenmeye başlandı. En önemli bedellerden birisi herhalde Doğu Akdeniz'de yaşadık. Yani bu Mısır'daki Türkiye'nin tutarsız durumu, Mısır'ın kendi iç siyasetinde taraf olması, tuttuğu tarafın değil de diğer tarafın bir şekilde Mısır'da yönetime gelmesi, Mısır'la olan ilişkileri bozdu. İşte mavi vatan dedikleri konunun aslında şimdi mavi vatanı korumak için tamam
çabalamamız önemli. Munhasır ekonomik bölgemizdeki ulusal çıkarlarımızı maksimize etmemiz kuşkusuz önemli ama peki oradaki çıkarlarımız niye zarar gördü diye baktığımızda yani işin kökünde Mısır ilişkilerimizin bozulmasını ben görüyorum. Evet. Ve bir hiç uğruna. Neymiş Mısır'da demokrasi yokmuş. Mübarek döneminde var ilişkiler mıydı? İyiydi, var mıydı? Ya da şu anda sarılıp kucaklaşılan liderler, devlet töreniyle karşılanan liderlerin pek çoğu demokrasinin olmadığı ülkelerin liderleri. Yani burada bir tutarlılık yok. Yani mesele taraf tutmak, başka ülkenin iç siyasetinde taraf tutmak, tuttuğun taraf kaybedince de meseleyi kişiselleştirip esip gürlemek, bir yandan da dış düşman gösterip içerideki siyaseti konsolide etmek. Yani biz böyle evet. okuduk, değerlendirdik. Evet. Yani bilmiyorum bir hani evet. ne kadarına katılırsınız bunun önemli. Bir de bu hasar çabuk tamir edilebilir mi? Yani oluşan hasar tabii Doğu Akdeniz'de hasar var. Başka ülkelerle ikili ilişkilerde hasarlar var. İşte Birleşik Arap Emirlikleri örneğini yaşadık. Değil mi? Çok büyük bir tutarsızlık. Suudi Arabistan'la ilgili yaşananlar. Hele hele son günlerde bu Kaşıkçı davasından birden çekildik. Yani evet. Büyük mesele yapmışken. Evet, evet, dava evet, dedik evet, artık, evet. artık Suudi Arabistan'da görülsün falan. Evet. Yani bu kolay telafi edilir mi? Yoksa bazı konularda biraz telafi zor, hasar mı oluştu? Yani yarınlarla ilgili böyle doğru işler yaparsak çabuk toparlanır mı bu iş? Yoksa bazı konuları çözmemiz vakit mi alacak? Bir güven kaybının giderilmesi o kadar kolay bir iş değildir. Yani bunun uzunca bir zamana yayılması gerekir. Ve o zaman boyunca da sizin güven verici davranışlar içerisinde olmanız gerekir. Şimdi ben daha önce de değindim bu sohbetimizde. Birçok yanlışın başı Suriye'deki iç gelişmelere ideolojik bir yaklaşımla taraf olmamız oldu. Birçok sorunu başlangıcı... Mısır'da da var. Suriye tarafı... Mısır'da da ideoloji var. Evet, evet. Sadece evet, bir taraf meselesi değil. Evet, evet. Son derece yanlış oldu. Ondan sonra yani işte Mısır'la ilişkilerimiz, Birleşik Arap Emirlikleri, başka ülkelerle ilişkilerimiz bir Suriye'nin gölgesi altında bir Orta Doğu'da bir bozulmaya, gerilemeye gitti. Çünkü niye? Suriye'deki rejim değişikliği projesinin başında birçok ortaklar vardı. Amerika, Batı, hatırlayacaksınız ne denmişti? Suriye'nin dostları grubu vardı. Ve dediler ki yani Suriye'nin dostları demek bir yanlış izlenim yaratabilir. Çünkü Esad hala yerinde oturuyor. Suriye halklarının dostları dendi bu gruba. Ondan sonra baktık ki zaman geçtikçe bu gruptan herkes eline eteğini çekmeye başladı. Ve daha farklı arayışlar içerisine girdi ülkeler. Biz bu arada bu ideolojik yaklaşım nedeniyle Mısır'la, Emirlikler'le, daha başka ülkelerle, İsrail'le tabii ilişkilerimizi bozduk. Şimdi bu ilişkileri ihya etmek konusunda bir çaba olduğunu görüyorum. Yani bir bedel ödedik tabii sizin değindiğiniz gibi Doğu Akdeniz'de. Ama ne olursa olsun söyleyebileceğim geç olsun da güç olmasın demek yani. Fakat şu soruyu da sormamız gerekiyor kendimize. Yani bizim bu ülkelerle ilişkilerimiz bozuldu. Şimdi düzeltiyoruz. Peki ne değişti bu ülkeler bakımından? İsrail bundan 10 sene evvel durduğu noktadan farklı bir yerde mi duruyor? Birleşik Arap Emirlikleri farklı bir yerde mi duruyor? Mısır farklı bir duruma mı geldi? Hayır. Hepsi bizim ilişkilerimizin bozulduğu dönemde nerede duruyorlar idiyse bugün de aynı noktada duruyorlar. Ama biz tabii bu değerli yalnızlığın bedelini ödemenin giderek zorlaştığını gördük ve bu ülkelerle ilişkilerimizi şimdi düzeltme arayışındayız. Bazı adımlar atıldı, anlaşılan bazı gelişmeler var. Fakat Mısır mesela benim gördüğüm kadarıyla o kadar aceleci davranmıyor bu konuda. Zaten evet. Yani biz diğer, her diğer zaman... ülkeler de öyle. Evet. Çok temkinli yaklaşıyorlar. Evet, temkinli çünkü yaklaşıyorlar. Yani böyle hızlı U dönüşleri tekrar bozulabilir diye evet. iyice bir garanti almış. Bir de evet. tavizler de veriliyor. Evet. Yani bu her bozulan ilişkiyi tamir için evet. bir taviz gerekiyor mutlaka. Evet. Yani evet. bunun hemen veya orta uzun vadede evet. mutlaka bir bedeli de ödeniyor. Yani bu böyle bir çaba göstermek lazım. Fakat yani tabii ilişkilerimizi düzeltmemiz gereken ülkeler sadece Orta Doğu'dan ibaret değil. Tabii ki. Yani Avrupa ülkeleri de var. Şimdi Avrupa Birliği 2 yıldır işte Avrupa'nın savunması, TOİ ile arasında daha dengeli bir ilişki. Bu konularda bir araştırma çaba içerisindeydi. 24 veya 25 Mart'ta Avrupa için bir stratejik pusula
belgesi kabul etmişler. Bu belgede işte Avrupa'nın savunma bakımından ne yapabileceği, kendini güçlendirecek, NATO'yu tamamlayacak böyle bir münferiden daha güçlü bir evet, Avrupa. Evet, yani Amerika'ya çok bağlı olmayan münferiden daha güçlü bir Avrupa. Yani ben bunların çok fazla ileri gideceğini sanmıyorum. Çünkü Avrupa'nın güvenliği bakımından her zaman Amerikan şemsiyesinden istifade etmek kolay bir yöntem olmuştur. Fakat Almanya gerçi bayağı büyük bir bütçe açıkladı. Ayırıyor. 100 milyar ayırıyor. Bir evet. Şey. Yeni açıkladı. Evet, bu yeni açıkladı. Evet, efendim. Evet. Yani ilk defa böyle büyük bir hamle yaptılar ama tabii diğer ülkelere bakmak. Fransa önemli. Fransa hepsi arasında nasıl bütünlük sağlayacak? Almanya'nın ekonomik durum rahat da Fransa'nın çok o kadar rahat değil. Yani yapabilecek bir ekonomik altyapısı olmayabilir. Şimdi iki tane çok değerli meslektaşımız ki bunlar daha evvel NATO'da daimi temsilcilik yapmışlar. Avrupa'nın stratejik pusula belgesini incelemişler ve bir yazı yayınladılar bu konuda. Hmm. Şimdi güzel belgeyi şey etmişler, değerlendirmişler. Sonra geliyorlar yani Türkiye için acaba ne denmiş bu belgede diye. Hmm. Ve şöyle başlıyor yazıları. Stratejik pusula belgesinde Türkiye'nin nerede durduğunu anlamak için bir ikinci pusulaya daha ihtiyaç var diyorlar. Çünkü diyorlar yani. Türkiye'nin pusulası yok. Sorun orada. Çünkü yani, diyorlar. Pusulası yani, olmayan bir ülkeyle ilişki nereden? Türkiye yani. Hakkında diyorlar böyle yani fazla yani adeta Türkiye yok gibi davranılmış bu belgede. Oysa diyorlar Türkiye NATO üyesi Avrupa Birliği ile bana göre sadece kağıt üzerinde işte katılım süreci hala var. Ama bu güven duygusunu ihya edemediğimiz sürece sıkıntılar devam edecek. Şimdi bunları söylerken tabii şunu da eklemek gerekir belki. Yani bütün yanlışları Avrupa Birliği konusunda yapan sadece biz değildik. Yani Avrupa Birliği'nde çok yanlışları oldu. Ama Ukrayna savaşı nedeniyle Doğu-Batı ilişkilerinde böyle yeni bir kırılmanın yaşandığı bir dönemde Türkiye'nin bugüne kadar sürdürdüğü aidiyet duygusunu bence canlandırması lazım. Tamam şimdi biliyorum işte Avrasyacı bir ekol var. İşte Rusya ile Çin'de daha fazla işbirliği falan diyorlar. Yani Türkiye zaten diğer büyük güçlerle, diğer bölgesel güçlerle ilişkilerini sürdürüyordu. Bunların hiçbirine bizim NATO üyeliğimiz, Avrupa Konseyi üyeliğimiz mani değildi. Bunları yine yapabiliriz fakat özde değerler konusunda sizin değindiğiniz gibi işte hukukun üstünlüğü, demokrasi, insan haklarına saygı bu konularda Türkiye'nin mesafe alması lazım ki bu sadece Avrupa için değil bence en başta da söyledim yani bölge ülkeleri bakımından ilişkilerimiz açısından da yani önemli. Şimdi gençlerle çok sık bir araya geliyorum. Evet. Gençler üzerinde de epey sosyal araştırmalar da yapılıyor. Gençlerimizin yönü hep Avrupa'ya doğru. Evet. Hatta son yıllarda Amerika'dan çok Avrupa enteresan. Evet. Yani mesela bizim nesil işte okul bitince, üniversite bitince eğer bir yüksek lisans, doktora, yurt dışı falan düşünüyorsa ağırlıklı Amerika düşünürdü. Olmazsa Avrupa olurdu. Şimdi gençlere bakıyorum ağırlıklı olarak Avrupa'yı tercih ediyorlar. Niye diyorum? Niye Amerika değil? Trump döneminin Amerikası korkmuş bizim gençlerimiz. Evet, doğru. Yani korkutmuş. Yani diyorlar biz hani Avrupa'da daha kendimizi güvende, daha emniyette hissediyoruz. Çünkü hani ayrımcılık yok, hukuk var. Yani hele bazı ülkelerde yabancılara karşı tavır da hemen hemen yok gibi yani evet. o iklimi oluşturmuşlar. Gençlerimizin yönü zaten Avrupa'ya çevirmiş durumda. Evet. Ki olarak pek çok konuda ilerlememiz gerekiyor ama demokraside, temel hak ve özgürlüklerde, hukukun üstünlüğü konusunda. Fakat bu konularda bir standart koymazsak önümüze, yani bir hedef koymazsak kolaylıkla Türkiye iç siyasi kaygılarla yönünü kaybedebiliyor. Hele hele son dönemlerde maalesef çok yanlış kullanılan bu yerli ve milli kavramı. Evet. Ya da işte Türk tipi başkanlık sistemi de evet. mesela. Bütün bunlar aslında yanlışların üzerine örtmek için kullanılan ifadeler haline geldi. Halbuki eğer insan hakları ve özgürlükler diyorsak Türkiye'nin altına imza attığı belgeler var değil mi? Mesela bir İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi var ya da Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi var. Bir Avrupa Konseyi sistemi var. Kurucusuyuz. İstanbul Sözleşmesi var efendim. İstanbul Sözleşmesi var. İstanbul'a yapılmış. Şimdi bunları ben önemsiyorum çünkü bunları yok varsaydığınızda o zaman işte keyfinize göre tanımlıyorsunuz. Hukuku keyfinize göre tanımlıyorsunuz. Ya da benim yaptığım hukuktur diyorsunuz. Sen yap hukuk arkadan gelsin demeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla bir pusula lazım Türkiye için pusula. Evet. Yani o pusulada özellikle temel hak ve özgürlükler konusunda, demokrasi konusunda zaten üyesi olduğumuz, kurucusu olduğumuz kurumların yani başta Avrupa Konseyi olsun. OECD önemlidir ekonomik konularda. Çünkü OECD bir bakıma yüksek standartlar kulübü gibi bir şeydir OECD. Güvenlik açısından, savunma açısından NATO en azından demokrasiye önem veren ülkelerin bir arada olduğu bir konu. Niye NATO'da demokrasi önemli? Çünkü işte demokrasi olmadığı zaman ülkeler öngörülmez hale geliyor.
Yani demokrasi varsa daha öngörülebilir oluyor. Demokrasi varsa, hukuk varsa daha öngörülebilir bir ortağınız oluyor. Yani NATO'nun belki de hani demokrasi ısrarı, hatta Türkiye'nin çok partili sisteme geçmesi NATO üyeliği vesilesiyle zamanında evet. olmuş. Dolayısıyla bu hani pusula meselesi, pusuladan evet, açıldı ve evet, pusula evet. meselesini önemsiyorum. Evet, çok önemli. Ve uzun evet. vadeli hedef koymadığınızda da zorlaşıyor. Evet. Ve Avrupa Birliği, geçen hafta Avrupa Birliği Büyükelçileriyle bir araya geldik. Onlar davet etti. 27 Büyükelçi bir konuşma yapmamı istediler, soru cevap. Ben onlara şunu açık söyledim, bakın dedim. Üye oluruz olmayız ayrı bir şey. Üyeliğin zor olduğunu, karşılık mutabakat gerektiğini de iyi biliyoruz. Fakat bizim bir, bu müzakere sürecini rayında tutmamız lazım. Yani bu sürecin evet. raydan çıkmaması lazım. Evet. Belki tren ilerlemiyor ama evet. rayda duruyor olması bile kıymetli. Elbette. Bugün durur, yarın küçük küçük ilerler. Evet. Bir, gümrük birliği anlaşmasının genişletilmesi, evet. ilerletilmesi. O önemli. Evet. Ve vizelerin kaldırılması. 27 Büyükelçi'ye söyledim, bakın dedim. Bizim Türkiye olarak bunları yapmamız gerekiyor. Ve bu kazan kazan sonucunu oluşturacak. Öyle bir noktaya gelecek ki, Türkiye yük olacak bir ülke değil, yük alacak bir ülke haline gelecek bir noktada. Ve o noktada da zaten üyelik zaten sıradan bir iş haline gelecek. Belki bu hemen olmayacak. 10 sene, 20 sene sürebilir. Önemli değil ama yani karşılıklı kazan kazan sonucu Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ilişkilerinin rayında yürümesi ve bütün bu 3 hatta da yani müzakereler, gümrük birliği ve vize muafiyeti hattında da anlamlı ilerlemeler. Çok hızlı değil ama periyodik ve anlamlı ilerlemeler. Biz bunu dedim deva parçası olarak çok önemsiyoruz. Ve seçimlerden sonra bunu bu şekilde yürütmek istediğinizi şimdiden bilin. Şimdiden siz de hazırlığınızı yapın. Ona göre zamanı geldiğinde bunları oturacağız, konuşacağız diye bu mesajları kendilerine verdik. Şimdi bir Türkiye demokrasisine zamanında çok büyük övgüler yapıldı. Teşvik edildi bu yoldaki ilerlememiz. Fakat benim en unutamadığım 2009 yılı Nisan ayında Obama'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmadır. Şimdi Obama 2009 Nisan'da Türkiye'ye geldi. Fakat şimdi Amerikan Cumhurbaşkanları göreve geldikten sonra ilk yaptıkları iş bir Kanada'ya gider gelirler. Evet. Ama bu sayılmaz yani dış gizli değildir. Bizim Azerbaycan ve KKTC ilk gibi. İlk deniz aşırı ziyaretini Avrupa'ya yaptı. İki tane zirveye katıldı. Biri Brüksel veya Paris, ikincisi Prag'da. Ondan sonra Türkiye'ye geldi. Yani aslında ve başka... 2-3 gün kaldı. Öyle fazla değil. Yani. Evet, iki gün kaldı galiba. Yani evet. Yani başkan seçildikten sonra ülke dışına yaptığı ikili düzeyde ilk ziyaret benim evet. değerlendirmeme göre. Evet. Ve 2009 Nisan'ında mecliste bir konuşma yaptı. Ve konuşmasına şöyle başladı Obama. Dedi ki, bu sabah buraya gelmeden evvel Atatürk'ün kabrini ziyaret ettim. Ama dedi, Türk halkının ona minnet duygularını dile getirmek için inşa ettiği anıt sadece taş ve mermerden ibaret olamaz. Bence Türk halkının kendisine bağlılığını göstermesinin en büyük göstergesi Türkiye'nin layık, canlı demokrasidir dedi. Şimdi yani ne kadar güzel konuştu. Yani 2009 senesinde Türkiye'ye açılmış ne kadar büyük bir krediydi. Türkiye'ye geliyor ve bunları söylüyor mecliste. Bu ziyaretinden önce yani seçim biliyorsunuz 2008'de oldu. Evet 2008. 2008'in evet. Ekim'in sonunda. Ben 2008'in yazında bu sefer Washington'a bir başka kamp kurdum. Evet. O gün 3 tane aday var. McCain, Cumhuriyetçilerden. Evet. Demokratlardan da Clinton ve Obama. O zaman Dışişleri Bakanıyım. Üçünün de dış politika ve strateji ekibiyle ayrı ayrı yemek ve kahvaltıda evet. buluştum. Yani onları davet ettim. Kaldım otele davet ettim. Tabii onlar kampanyada yani koşturuyorlar diyorlar ama kim dedim? Bunların en yakın ekipleri kim? Üç ekiple de ayrı ayrı görüştüm. Türkiye'nin niçin önemli olduğunu kendilerine anlattım. Amerika ile Türkiye'nin beraber yakın çalıştığında Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyadaki kültürü, bilgisi, birikimi ile yani Amerika'nın bazı değerlerinin bir arada kullanıldığında geniş bir etki alanı nasıl oluşturacağı konusunda uzun uzun anlattım. Hatta şöyle bir şey oldu. Buluşmamızdan bir gün önce Clinton'ın ekibi haber gönderdi. Dediler ki Clinton çekiliyor. Demokratlardan Obama yarışacak. Evet. Biz gelmeyelim dediler sizin toplantıda. Çünkü artık aday değiliz yani. İddiamız yok. Ben de ne demek dedim ya. Randevulaşmışız ya. Gelin dedim. Hiç önemli değil dedim yani. Hiç önemli değil. Gelin. Onlar da görecek. Sonra döndü dolaştı. Clinton Dışişleri Bakanı oldu. Obama başkan oldu. Ve Münih Güvenlik Konferansı'nda o zaman Ulusal Güvenlik Danışmanı bir general vardı. Adını şimdi çıkaramadım ya. Çok oturaklı hatırladım. Ne, çok şey değil ismi artık. Münih Güvenlik Konferansı'nda tam da bahsettiğiniz konferansta onunla bir ikili görüşme yaptık. Dedim ki
Bak Obama dedim seçildikten hemen sonra Türkiye'ye gelmeli. Konuşacağımız çok konu var dedim. Siz dedim dönünce dedim Washington'a başkana bunu söyleyin dedim. Sonuçta haber gönderdiler dediler geliyoruz. Nereden nereye? Nereden evet, nereye? Evet, evet, evet. Şimdi evet. Bakın başkan seçiliyor ilk bize geliyor ikili evet, için. Evet, evet, evet. Biden başkan seçiliyor 6 ay telefona çıkmıyor. Evet. İlk telefon görüşmesi bu Ermeni meselesinin yıl dönümünden. Evet. Bir gün önce. Evet. Ve 1915 olaylarını biz soykırım olarak tanımlayacağız haberiniz olsun diye telefon ediyor. 6 ay. Telefon görüşmesi yapılamıyor yani. Evet. Böyle konuşamayan, görüşemeyen ülkelerin dış ilişkilerin normal yürümesi mümkün değil. Ama hep sorun işte bu dış politika meselesini içeride kullanmak. Evet. Ülkeleri düşmanlaştırmak. Ey Amerika, ey Batı, haç hilal falan derken ilişkileri öyle bir noktaya getiriyorsunuz ki olacak iş olmaz hale geliyor. Ve nihayetinde bizim ülkemiz çok zarar görüyor yani. Büyük bedel ödüyoruz. Onun için dış politikanın kendi alanında, kendi hattında gitmesinde büyük fayda var. Hem ilkeler, değerler önemli, bir de tabii çıkarlar önemli. Ulusal çıkarlar dış politika deyince. Her iki sütunu da sağlam götürmek gerekiyor. Yapılacak çok iş var. Evet. Ben evet. Son olarak şunu sorayım. Buyurun. Yani hem siz dünyayı ve Türkiye'yi çok yakından takip ediyorsunuz. Muntazam yazılar yazıyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz. Dünyayı nereden, hangi kaynaklardan takip ediyorsunuz daha çok? Yani böyle güvendiğiniz kaynaklar neler? Doğrusu tabii batılı kaynaklardan takip ediyorum. Yani düşünce kuruluşları ve basın organları olarak birçok gazeteye, düşünce kuruluşuna aboneyim. Ama yazılarımı yazarken her zaman kaynağın bizzat kendisine gitmek isterim. Örneğin eğer Cumhurbaşkanı Putin'in bir konuşmasından alıntı yapacaksam veya Dışişleri Bakanı Lavrov'un bir konuşmasında dikkat çeker bir şey gördüysem Kremlin sitesine girerim veya Rusya Dışişleri Bakanlığı sitesine girerim. Çünkü birinci el oradan öğrenmek imkanı var. Tabii bu Ukrayna Savaşı başladıktan sonra Kremlin sitesine ulaşmak biraz zorlaştı. Herhalde bu da bu enformasyon teknoloji savaşını belki bir sonucu bilmiyorum. Ama her zaman hem batılı kaynaklardan hem de Rusya ile ilgili bir sorun varsa Rus kaynağından, Çin ile ilgili bir şey varsa Çin Dışişleri Bakanlığı sitesinden bunları takip etmeye çalışırım. Yani tabii New York Times, Washington Post, birinci kaynaklar. Evet, birinci yani kaynaklar. Şey. Onlar çünkü yani bir de işte İngilizce olduğu tabii. için. Evet. Bir de siz satır aralarını iyi okuyorsunuz. Evet, yani, sağ olun. Yani o evet. ilk başta o Putin'in konuşmasından bahsettiniz değil mi? Evet. Kırım'dan. Kırım'ın ilhakıyla evet yazı. Evet evet efendim. Şimdi satır arasında bugünü tarif ediyor. Evet ediyor. Ama onu ediyor. Ehli okuyunca anlar evet, yani. Evet evet. Bunu düşünenler oldu tabii. O tarihte yani bunu böyle söylemesi hayra alamet değil dedi bazı evet. insanlar. Evet tabii. Efendim. Bir yılda böyle okuyup da etkilediğiniz böyle kitap ne bileyim. Evet yabancı dilde. Öyle öyle. Hem yabancı dilde. Evet. Sizin blogunuz da zaten evet, İngilizce. Evet evet. 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 Bundan 3-4 sene evvel galiba Amerika'daki bir dostumuz bizi aradı. Dedi ki Fiona Hill Türkiye'ye geliyor. Kimlerle görüşebilirim falan dedi. Ben de sizi ve Uğur Bey'i, Uğur Ziyeli önerdim dedi. Bir gün buluştuk kendisiyle Ankara'da. Hafif bir yemek yedik, biraz sohbet ettik. Yanında bir Amerikalı kişi daha vardı. Şimdi Fiona Hill aslında George W. Bush döneminde, Obama yönetiminde, hatta Trump döneminde bir ara Beyaz Saray'da çalışmış ve Amerika'nın bugün bir numaralı Rusya uzmanı olarak değerlendirilen kişi. Yani devlette de görev almış. O bana Ankara'daki görüşmemizde Mr. Putin diye bir kitabını vermişti. Şimdi o kitabı biraz da revize etmişler, yeni baskısı. Şimdi tabii Putin Ukrayna işgali vesilesiyle o kadar gündeme oturdu ki o kitabı yeni baştan aldım. Okumaya başladım. Gerçekten çok enteresan bir kitap. Çünkü Putin'in çocukluğundan başlayarak kendisini yönlendirmiş olabilecek kurumlara, olaylara ayrıntılı şekilde değiniyor. Ve Rusya yapısı içerisinde bütün bunları konumlandırıyor. İlginç bir kitap. Ona şimdi bir parça bakıyorum. Fakat efendim aslında ben son 10 yılda sadece ve sadece tarih okudum. Bir ara ortaçağ tarihi bana çok ilginç geldi. İşte bu Haçlı Seferleri vesaire onları okudum. Onların bir kısmı o kadar ilgimi çekti ki o Haçlı Seferlerine katılmış bazı şövalyelerin anıları varmış. Onların kitaplarını buldum getirdim. Sonra Birinci Dünya Savaşı dönemine başladığım bir parça ama son yıllarda okuduğum en güzel kitaplardan birisi
aşağı yukarı 1000 sayfa Robert K. Massey isimli bir Amerikalı yazarın, kendisi hayatta değil zannederim, Büyük Petro hakkında yazdığı kitap. Yani bütün çocukluğundan başlayarak onun hayatı, Rusya'yı batıya yakınlaştırmak için, Rusya'yı bir yerde batılılaştırmak için, yani bir reformcu olarak tarihe geçmiş çünkü, onun hayatını anlatıyor ki o kitapta çok ilginç, yani bugüne bir parça belki gelecek olursak, o tarihte Rusya'nın Karadeniz'e pek çıkışı yok. Aşağıda Kırım Hanlığı var vesaire, Osmanlı oralara egemen. Bir teşebbüs yapıyor, o başarısız oluyor ama ikinci teşebbüsten sonra Azov'u ele geçirip işte Karadeniz'e çıkıyor. Fakat bu Karadeniz'e çıkamadan evvel de, yani Rusya'nın bir dünya deniz gücü olmasına o kadar önem veriyor ki, kuzeyde bir Ladoga diye göl var. Orada gemiler inşa ettirmeye başlıyor. Ondan sonra da uzun bir seyahate çıkıyor. Şimdi düşünüyorum da kitabı okurken, 1700'lü yılların başlarındayız. 30'lara 1730 falan belki. Rusya, Rusya çarı efendim bir şeye, bir seyahate çıkıyor. Buna büyükelçilik seyahati diyorlar. Great Embassy diye bir tabir kullanıyorlar. Moskova'dan çıkıyor. Moskova'ya dönüşü neredeyse 14-15 ay. Yok. Yani Çar nerede? Avrupa başkentlerinde dolaşıyor. Geliyor bizzat kendisi Hollanda'da bir tersanede. Herkes onun kim olduğunu biliyor ama işte uydurma bir kimlikle orada çalışıyor. Gemi inşaatinde falan. Evet. Ve Rusya donanmasının, Rus donanmasının temellerini o tarihte atmaya başlıyor. Bu çok çok güzel bir kitap yani. Hani kitap dediğiniz satırıma o geldi. Evet, evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ederim efendim. Güzel bir sohbet oldu. Sağ olun. Sağ olun. Vakit ayırdınız. Ne demek? Memnuniyetle. Eski her zaman eski güzel hatıraları da şöyle bir tazelemiş olduk. Elbette efendim. Sizinle sohbet her zaman çok keyifli. Sağ olun. Çok şey öğreniyoruz. Sağ olun. Estağfurullah. Tekrar görüşmek üzere inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet, bu programda konuğumuz Büyükelçi, değerli Büyükelçimiz Ali Tuygan'dı. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Herkese iyi günler diliyorum, iyi çalışmalar diliyorum.